Bir yolculuğun ardından kahvaltı yapacağımız yere geldik. Ben gelir gelmez bu manzaraya vuruldum. Harika bir manzara var. Paşa mı adını? Aha, paşa. Merhaba de. Merhaba de paşa. Hadi. Gel. Baba. Hadi baba. Merhaba de. Senin isim? Muhanne. Muhanne. Neresin? İstanbul'dan sıkıldığınızda gelip kafa dinleyebileceğiniz, kafanızı dağıtabileceğiniz çok güzel bir yer. Biz kahvaltıdan çok memnun kaldık. Kahvaltı sonrasında biraz burayı gezdik. Çok güzel fotoğraf çekilebileceğiniz fotojenik noktalar var. Özellikle şurada bir tane salıncak var. Orada çok güzel fotoğraflar alabilirsiniz. Onun dışında ileride bir tane hamak var. Şu an güneş olduğu için biz hamakta sallanamadık. Biraz açıkta kalmış bir yer. Biz internet adresinden rezervasyon yaptırarak geldik. Rezervasyon yaparken oradaki masaların manzarasını ve görüntüsünü görebiliyorsunuz. Biz teras bölümünü tercih ettik. Manzara güzeldi ama alttaki arabalar birazcık manzarayı bozuyordu. Onun yerine burada çimen diye bahsettikleri masalar var. Piknik masaları gibi. Beyaz köşe dedikleri bir masa var. Oraların manzarası da çok güzel. Orada da gayet keyifli vakit geçirebilirsiniz. Park edeceğiz köprüden geçerek. Oradan sonra bir yürüyüş parkuru var. O yürüyüş parkurundan gezerek biraz daha etrafı size göstermeye çalışacağız.
kafeden çıktıktan sonra soldan yokuş aşağı indik. Orada zaten barajın ortasında bir tane köprü var. O köprüyü geçerek sağa döndük. Yürüyüş alanı diye zaten bir tabela var. Bir kilometre gittik gitmedik. Yürüyüş parkuru diye o tabelanın içinden girdik. Arabamızı park ettik. Şimdi yürüyüş parkında yürüyeceğiz biraz. Dere falan akıyor etrafta. Bayağı ortam güzel, yeşillik. Yani kesinlikle gelinebilir. Zaten çok sessiz, kimsecikler yok. Yolculuk nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ben bir Kastamonu olarak çok böyle yaylalarda falan gezdim çocukluğumda. Hep böyle pikniklere falan giderdik. Ve hep böyle ağaçlı kocaman ıssız yollardan geçerek giderdik. Yani bana memleketimi anımsattı. 2000 kilometrede manzara böyle. Biz daha devam etmeme kararı aldık. Karaaslan kampingin oralara gideceğiz. Oralar biraz daha gölgelik çünkü. Buralar biraz güneş almaya başladı. Valla burası bile yetti bize. Bayağı işimizi açtı. Karaaslan kamping tesislerine geldik. Burası bayağı büyük bir alana kurulu bir yer. İçinde konaklama da var. Böyle yemek yiyebileceğiniz yerler var. Biz böyle köprü olan bir masaya oturduk. İsterseniz şurada kamelya olan masalar da var. İsterseniz suyu ayağınızı uzatıp çay kahve de içebiliyorsunuz. Teşekkürler. Buralardaki tesisler alabalıklarıyla ünlü. Ben çupra söyledim, Cüneyt alabalık söyledi. Şimdi biraz yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da size etrafı gezdireceğim. Burada nereye kamp kuruluyor bilmiyorum ama bayağı bir yürüyüş pıtkasının olduğu bir yer varmış. Yemekten sonra eğer zamanımız kalırsa, hava çok kararmazsa o yürüyüş pıtkasından da geçeceğiz. Kahvaltıya da gelebilirsiniz buraya. Sanırım muhlamasıyla ünlüymüş. Serpme kahvaltı menüleri var. Çayın kenarına oturduk biz. Böyle dere akıyor. Minik bir şelalesi var. Yani bugünkü sıcaktan sonra bayağı serinlemek için iyi oldu bize. Yemeğimizi yedik. Üstüne bir de çayla cila atıyoruz. Beğendin mi Aşkito? Valla süperdi. Benim çupra, ızgara çupra çok güzeldi. Benimki harikaydı yani. Ben böyle domates soslu şeyleri falan severim. Kiremitte alabalık. Aynen öyle. Bayağı lezzetliydi. Ben tadına baktım. Yanındaki mezeleri falan harikaydı. Şimdi bir demlik çayımızla birlikte birazcık burada keyif yapalım. Etrafı gezmek istiyoruz ama yemek o kadar güzel ki masamız da çok güzel. Kalkacak halim yok. O yüzden hiç kalkmak istemiyoruz burada. Ben doydum bugün oksijen.
biz yanlış yoldan geldik çünkü burada yol bitiyor. Şimdi hemen gidip o yürüyüş yolunu devam etmemiz lazım. Yürüyüş yolu deneyimimiz yarıda kaldı. Çünkü yürüyüş yolu diyorlar, özel mülktür, girilmez yazıyor. Muhtemelen yürüyüş yolu dedikleri böyle dimdik bir patika var. Ama gece gece biz yolu yürüyemeyiz. Zaten zamanımız da az, o yüzden geri dönüyoruz. Nehir boyunca taş köprüye kadar yürüyebilirsek yürüyeceğiz şimdi. Arkadaşlar biz buraya çok geç gelmişiz. Normalde buraya kahvaltı için gelip çevre yerler bu şekilde gezilebilirmiş. Bizim o çıkmak istemediğimiz dik patika, gece olduğu için çıkmak istemedik. Oradan kamp alanına ulaşılabiliyormuş. Çok karanlıktı, biz o yüzden korktuk biraz, çıkamadık oraya. Buranın çevresindeki yürüyüş parkurları bayağı geniş. Bu taraftan bir tane taş köprü varmış, oraya çıkabiliyorsunuz. Diğer taraftan o yürüyüş yolundan kamp alanının olduğu yaylı gibi kısımlara çıkabiliyorsunuz. Biz bu seferlik akşam ettiğimiz için oraları gezmeyi başka sefere bıraktık. Thank you.